Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük iklim tipleri konusuna başlıyoruz. 9. sınıfın en önemli konusu bence. Bu konuyu öğrenerek 10. sınıfa geçmek bizim için çok önemli. Her konuda karşıma çıkacak bir konu bu. Büyük iklim tiplerini iyi öğrenmem lazım. Biraz sindire sindire işleyeceğiz, ayrıntılarına gireceğiz. Şimdi büyük iklim tipleriyle alakalı bir sınıflandırmamız var. Bu sınıflandırmayı herkes defterine alıyor ilk iş olarak. Sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler diye üçe ayırdım. Biz bugün hangilerini göreceğiz? Biz bugün sıcak iklimleri göreceğiz. Ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi ve çöl iklimini anlatacağım size. Sonra ılıman iklimlere, soğuk iklimlere yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdi ilk olarak sıcak iklimlerden ekvatoral iklimle başlayalım. Nerede görüyormuşuz ekvatoral iklimi? Buraya yazdım arkadaşlar. 0 derece ve 10 derece enlemleri arasında görüyormuşum. 0 derece ve 10 derece enlemleri arasında kimler var? Yazıyor burada. Siz de bunları not alıyorsunuz şimdi. Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Endonezya'daki Takım Adaları bu 0 derece ve 10 derece enlemleri arasına denk geliyor. Bu nasıl bir iklim? Bu yıl boyunca sıcak bir iklim. Parantez içinde bakın vurguladım. Sıcaklıklar burada 25 derece civarı bütün bir yıl. Ve bütün bir yılda yağışlı geçiyor bu iklimde. Yani düzenli bir yağış rejimi var. Bu maddeleri tek tek not alıyoruz arkadaşlar. Yağış rejimimiz düzenli. Ve burada konveksiyonel yağışlar etkili. Bir önceki videomuzda öğrenmiştik konveksiyonel yağışı. Hatırlıyor muyuz? Ne yapıyordu? Sıcak hava yükseliyordu. Ardından bulut oluşuyordu. Ardından yağış gerçekleşiyordu. Konveksiyonel yağış dediğimiz şey buydu. Ve biz bunu ekvatoral iklimde bütün bir yıl boyunca görüyoruz. Burada yıllık yağış tutarı 2000 milimetre civarı. Sıcak ve nemli bir bölge olduğu için de kimyasal çözünme etkili arkadaşlar. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim burası. Bunu lütfen not alalım. Diyelim ki bu iklimde günlük ve yıllık sıcaklık farkı çok çok az. Hep sıcağım, hep yağışlıyım. Şurası çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Onu bir işaretleyelim. Bu iklimde yükselti, yerleşmeyi olumsuz etkilemiyor. Bunu sizinle daha önce enlemin etkilerinde de öğrenmiştik. Demiştik ki ekvator çevresinde insanlar yüksek alanlara yerleşmeyi tercih ederler. Çünkü ekvator sıcak olduğu için yüksek alanlara yerleşmek hayat kalitemizi daha çok arttırıyor. Burada bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan, uzun boylu, geniş yapraklı yağmur ormanları. Gençler dünyada hiçbir yerde buradaki kadar bitki tür ve çeşitliliğini görmüyoruz. Bitki tür ve çeşitliliği bakımından en zengin bölge ekvatoral bölge. Daha önce de söylemiştim size, bitkilerin geniş yapraklı olması sıcak havanın, yine yapraklı olması da soğuk havanın bir göstergesiydi. Burada da geniş yapraklı ormanları görüyoruz. Yapı malzememiz de ahşap. Ne demek yapı malzememiz ahşap? Çünkü doğal ortam bana en çok bunu verdi. Gür ormanlar var. İnsanlar ne yapıyordu? Doğal ortamda ne varsa bunu kullanıyorlardı. İnsanın doğaya bağımlılığına bir örnekti bu. Daha önce bunları öğrenmiştik. Bu konuda bence en önemli şey grafik yorumlayabilmek ve dünya haritası hakimiyeti. Ben de size şimdi ekvatoral iklimle ilgili bir grafik gösteriyorum. Grafiği bir incelediğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Sıcaklık bütün bir yıl 20 derecenin üstünde. Burada sıcaklık hangisi? Mavi çizgi arkadaşlar. Sıcaklık ve yağışı karıştırmayalım birbiriyle. Şu görmüş olduğunuz çizgi size sıcaklığı gösteriyor. Yıl boyunca sıcaklık 20 derecenin üstünde. Hep yağmur var ama en çok yağmur ne zaman var? En çok yağmuru şöyle Mart-Nisan döneminde, Eylül-Ekim döneminde görüyorum. Sorularda size diyecekler ki, ekvatoral iklimde en çok yağış ekinokslarda gerçekleşir. Ekinoks ne demekti? 21 Mart ve 23 Eylül, yani güneş ışınlarını dik aldığımız tarihler. Evet, ekvator en çok yağışını ekinoks dönemlerinde alıyor. 21 Mart ve 23 Eylül'ü takip eden dönem daha yağışlı dönem. Bu grafiği görsel hafızama almam lazım. Böyle bir grafik gördüğümde, bütün yıl sıcak, bütün yıl yağışlı bir grafik gördüğümde aklıma ekvatoral iklim gelecek. Bir dünya haritamız var şu anda görüyorsunuz. Bu dünya haritası üzerinde
Nerelerde ekvatoral iklim görülür? Bir işaretleyelim. Bence bu konuyu evde çalışırken siz de böyle boş bir harita alın ve doldurun daha önce yaptığımız gibi. Şurada bir Amazon havzamız var, değil mi? Burada bir Kongo havzamız var. Bunları öğrenmiştik. Burada adalar var, Endonezya, Malezya gibi. Bu alanlar yeryüzünde ekvatoral iklim gördüğümüz alanlar. Benim ekvatoral iklimle ilgili ise size söylemek istediğim başka bir şey yok. Notlarımızı alıyoruz. Grafiklerimize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ekvatoral iklimden sonra savan iklimine geçiyorum. Diğer adıyla subtropikal iklim. Nerede görüyorum ben bu iklimi? 10 derece ve 20 derece enlemleri arasında görüyorum. Ekvatorun bir tık üstüne çıktık şu anda. Ekvatordan bir tık uzaklaştık. Ne diyor burada? Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında bir geçiş iklimi burası. Ekvatorla çöl arasında gördüğüm bir iklim. Ben bu iklimi öğrencilerime anlatırken hep şöyle söylüyorum. Burası klasik bir belgesel kuşağı diyorum. Yani bu televizyonlarda en sık rastladığımız belgeseller, aslanlı, çitalı, zebralı, zürafalı bu belgesel ortamı direkt bize savan iklimini gösteriyor. Savan ikliminin olduğu ortamı gösteriyor. Nerelerde görüyoruz biz bu iklimi? Güney Amerika kıtasında ve Orta Afrika'da görüyoruz en çok. Hangi ülkelerde görüldüğünü yazdım arkadaşlar. Brezilya, Peru, Venezuela, Güney Amerika kıtasında daha çok gördüğümüz ülkeler. Orta Afrika'da da Sudan, Çad, Nijerya ve Mali'de görüyoruz. O zaman siz şimdi ne yapıyorsunuz? Siz benim bu vermiş olduğum ülkeleri harita üzerinde bir bulmaya çalışıyorsunuz. Yerini öğreniyorsunuz. Buralarda savan iklimi varmış. Burada yıllık sıcaklık ortalamamız 20 derece. Ekvatorla kıyasladığımda nasıl? Bir 5 derece daha düştü sıcaklık. Ekvator için 25 derece civarı demiştim. Burada 20 derece civarı sıcaklığımız. Yazlar yağışlı geçiyor, kışlar kurak geçiyor. Ama buradaki kış algısı bizim yaşadığımız gibi bir kış olmamalı. Çünkü sıcaklığın bütün bir yıl 20 derece olduğunu söylemiştim. Bizim gibi bir kış düşünmeyeceğiz. Yaz dönemi yağışlı, kış dönemi kurak. Bunu bilmem gerekiyor. Yağış tutarı 1.000 milimetre civarında. Burada da ekvator gibi konveksiyonel yağış var, yükselim yağışı var. Bitki örtümüzde uzun boylu otlar ve yer yer ağaçlar. Burada yine bir grafik var. Grafikte ne görüyorsunuz arkadaşlar? Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde artmış yağışları görüyorsunuz. Ocak'ta, Aralık'ta neredeyse yağış yok denecek kadar azalmış. Yani yazlar yağışlı, kışlar kurak ifadesini şu anda bu grafikte görebiliyoruz. Ve sıcaklıklarımız da genel olarak 20 derece civarında seyrediyor. Bu grafiklerin bir standardı yok. Her kaynakta birebir bu grafiğin aynısını göremezsiniz arkadaşlar. Bazı grafiklerde bu çizginin 20 derecenin altına indiğini, bir tık altına indiğini ya da böyle çok az üstüne çıktığını görebilirsiniz. Savan ikliminin en güzel vurgusu bu yaz yağışlarıdır. Haziran, Temmuz, Ağustos'taki yağışlı döneme dikkat edeceğiz. Muson iklimiyle devam ediyorum. Bu sene muson kelimesini çok fazla duydunuz. Muson rüzgarları anlattım size. Şimdi de muson ikliminden bahsedeceğiz. Bir enlem aralığı vermedim. Demek ki bu böyle enlemsel bir iklim değil. Güneydoğu Asya'da etkilidir. En çok Hindistan, Çin, Japonya'da görebiliriz. Ama bu örnek çoğaltılabilir. Nepal, Bangladeş burada eklenebilir. Bu iklimin oluşmasında muson rüzgarları etkilidir diyor. Hadi bir eksen eğikliğine geri dönün bakalım. Muson rüzgarları neden oluşmuştu? Öğrenmiştik biz bunu. Muson rüzgarlarının oluşmasının sebebi eksen eğikliğiydi. O zaman ben bu iklimin oluşmasına neden olarak da bir test kitabında eksen eğikliği verilirse bunu doğru kabul edebilirim. Burada sıcaklık ortalamamız 15-20 derece civarında. Bakın gittikçe 5'er derece 5'er derece düştüm. Ekvatorda 25'ti ifadem, savan ikliminde 20 idi. Burada 15-20 demeye başladım. Yıllık sıcaklık farkı 10 derece. Burada da yaz dönemi yağışlı, kışlar kurak. O zaman şuraya notumuzu alalım. Bu savan iklimiyle muson ikliminin nesiymiş? Ortak özelliğiymiş. Siz de yazın bunu. Yaz döneminin yağışlı, kış döneminin kurak olması muson iklimiyle savan ikliminin ortak özelliği. Peki ben grafikte muson iklimiyle savan iklimini nasıl ayırt edeceğim kısmına biraz sonra geleceğiz arkadaşlar. Buradaki yağışlar orografik kökenli, yamaç yağışı yani. Geçen videoda öğrenmiştiniz. Nasıl bir yağıştı o? Şöyle denizden gelen
Nemli hava kütlesi dağ boyunca yükselecek, bulut olacak, ardından yağmur olacak demiştik. Orografik yağış buydu. Burada bitki örtümüz kurak dönemde yapraklarını döken geniş yapraklı muson ormanları. Bu muson ormanları ile özdeşleşmiş bir ağaç türü var. Yani biraz detay olabilir ama tez kitaplarında görürseniz duymamıştık demeyin. Teak diye yazıp tik diye okuduğumuz bir ağaç. Muson ormanları ile özdeşleşmiş bir ağaç. Bunu da duymamıştık demeyin diye buraya bir eklemiş olalım. Hindistan'dan bir grafik var. Grafikte ne görüyorum? Yine yazın belirgin bir şekilde artan yağışı görüyorum. Sıcaklıkta ne görüyorum? Musonu ve savanı nasıl ayırt edeceğiz sorusunun cevabı bu şimdi. İkisinde de yazlar yağışlı, evet. Ama muson ikliminde bakın sıcaklıklar 10 dereceye kadar yaklaştı. Böyle sürekli 20 derece civarında bir sıcaklık görmüyorsunuz burada. Savanda ne görmüştünüz? Hep 20 derece civarında bir sıcaklık görmüştünüz. O zaman şimdi bu cümleyi not alıyoruz. Muson iklimi ile savan ikliminin farkı sıcaklıktır. Sıcaklığa dikkat edeceksiniz. Yağışlara bakacak olursanız kafanız karışır. Çünkü ikisi de yaz döneminde yağış alıyor. Savanda sıcaklıklar hep 20 derece civarıymış. Muson ikliminde ise sıcaklıklar 20'nin altına inebiliyormuş. 10 dereceye kadar yaklaşabiliyormuş gençler. Buna dikkat ediyorsunuz. Yine bir dünya haritamız var. Bu dünya haritası üzerinde muson ikliminin görüldüğü yerleri birlikte bir işaretleyelim. Ne diyorduk? Bu V harfine benzeyen çıkıntı Hindistan. Burayı bilmek zorundayız diyorduk. Böyle Hindistan'dan başlayalım. Güneydoğu Asya'yı takip edelim. Çin'e kadar gelelim. Buradan hatta Japonya'yı da içine alalım. Bu alanda Hindistan, Çin, Japonya boyunca muson iklimini görebilirsiniz. Haritada dikkat etmem gereken yer burası. Muson iklimi denildiği zaman. Çöl iklimine geldim. Çölleri burada ikiye ayırdım. Sıcak çöl ve karasal çöl diye. Aslında buraya üçüncü bir şık olarak soğuk çöller, kutuplar da eklenebilirdi ama onu kutup ikliminde işleyeceğimiz için şimdi burada ona değinmiyoruz. Sıcak çöl ve karasal çöl diye ikiye ayırdım. Sıcak çöl ne demek? Dönenceler civarında 30 derece enlemlerinde gördüğümüz çöller demek. Siz bunu öğrendiniz gençler. Basınç konusunu bir hatırlayın bakalım. Ne öğrenmiştik biz? 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç olduğunu öğrenmiştik. Yüksek basınç ne demekti? Yüksek basınç yağış yok demekti. O yüzden biz 30 derece enlemlerinde dünyanın en büyük çöllerini görüyoruz. Kim onlar? Mesela Kuzey Afrika'daki Sahra ya da Avustralya kıtasının ortasındaki Victoria ve Gibson çölleri gibi. Bunlar en geniş çöl alanlarıydı. Karasal çöl ne demek? Karasal çölde de denizden uzaksınız. Kıtanın, karanın ortasında kalmışsınız. Nemli hava size kadar ulaşamıyor ve mecburen çölleşiyorsunuz. En güzel örnek Orta Asya. Tarihten Türklerin Orta Asya'dan niye göç ettiğini bir hatırlayalım. Şiddetli kuraklıktan dolayıydı, değil mi? Çölleşme vardı orada. Gobi, Taklamakan, Karakum ve Tar çöllerini de Orta Asya çöllerini örnek olarak verdim arkadaşlar. Bunu dünya haritası üzerinde de göstereceğim size. Bu sınıflandırmayı siz de defterinize alın. Şimdi harita üzerinde görüyorsunuz çölleri. Şurada görmüş olduğunuz Kuzey Afrika Sahra. Şurada Arap Yarımadası'nı görüyorsunuz. Burada Orta Avustralya'yı görüyorsunuz. Bunlar 30 derece dinamik yüksek basınç alanı olan çöller. Hatta bunlara paralel ilerlerseniz bakın karşınızda diğer çöller de işte Atakama Çölü gibi, Namibe gibi çöller de karşınıza çıkıyor ama en geniş alanlı olanlarını bilelim. Yani Orta Avustralya'yı bilelim. Afrika'nın kuzeyini bilelim. Bunlar sıcak çöl. Şurada da Orta Asya çöllerini görüyorsunuz. Asya kıtasının ortasında denizden çok uzak kalmış. O nedenle nemli hava ulaşamadığı için çölleşmiş buralarda. Dünya haritası üzerinde çöl bölgelerini mutlaka bilmek zorundayım. Sadece iklim konusunda değil, nüfus konusunda, dış kuvvet konusunda tekrar tekrar karşıma çıkar bunlar. En önemli özelliği ne? En önemli özelliği ilk madde. Bunu defterine büyük harflerle yaz ya da altını çiz. Bu iklim günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklim. Gündüz 45-50, gece bir anda -5. Bir gün içinde oluşan 50-55 derecelik sıcaklık farkı. Neden? Çünkü nem oranı çok az. Bir yerde sıcaklık farkının fazla olmasının sebebi neydi? Nemin az olmasıydı. Nem az. Fiziksel çözünmede bu nedenle çok şiddetli. O yüzden her yer kum yığını arkadaşlar. Kayaçlar parçalandığı için fiziksel çözünme çok şiddetli.
Ve burada rüzgarın hızını kesecek hiçbir engel yok. Bitki örtüsünün olmadığı, doğru düzgün bitki örtüsüne rastlamadığımız alanlar basınç farkı da çok şiddetli. Dolayısıyla rüzgarlar da çok şiddetli. En çok rüzgar aşınım ve birikim şekillerini böyle yerlerde görüyoruz. Yağış tutarı 200 milimetre civarında dedik. Yağış rejimi de epizodik. Yani epizodik ne demek? Rastlantısal. Ne zaman yağar, ne kadar yağar, bununla ilgili önceden bir şey söylemek çok mümkün değil. Bitki örtüsü de kurakçıl otlar ve kaktüsler. Çöl iklimi ile ilgili bilinmesi gerekenler bunlar arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkının çok fazla olduğunu unutmuyorsunuz. Burada da bir çöl grafiği, çöl iklimi grafiği görüyorsunuz. 30 derecelerde, 40 derecelerde seyreden bir sıcaklık, neredeyse yok denecek kadar az bir yağış tutarı. Yani grafiklerde en çok kendini belli eden iklimdir zaten çöl iklimi. Sıcak iklimler bu kadar. Bugünlük bu dört iklimi öğrensek, bunları böyle bir sindirsek bizim için yeterli. Bir sonraki videomuzda da ılıman iklimlere geçeriz arkadaşlar. Bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadar. Kolay gelsin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen ders ne yapmıştık bir hatırlayalım tablomuzdan. Geçen ders sizlerle beraber sıcak iklimleri öğrenmiştik. Ekvatoryal iklim, savan iklimi, muson iklimi ve çöl iklimiydi bunlar. Haydi bu iklimleri bir cümleyle özetleyelim. Kısacık bize bir tanıtın bu iklimleri deseler ne deriz? Ekvatoryal iklimi şöyle özetleriz bir cümleyle. Yıl boyunca sıcak ve yağışlı deriz. Ekvator nasıl bir iklim derlerse, yıl boyunca sıcak ve yağışlı olduğunu söylemek bir cümleyle bu iklimi özetler. Savan iklimi nasıl bir iklimdir dediklerinde ne deriz? Yıl boyunca sıcak, yazları yağışlı, kış dönemi ise kurak deriz. Bir cümleyle böyle özetleyebiliriz savan iklimini. Muson nasıl bir iklim dediklerinde de yazlar yağışlı, kışlar kurak demeliyiz ve Güneydoğu Asya'da etkili olduğunu söylemeliyiz. Muson'un en özdeşleşmiş olduğu alanı vurgulamalıyız. Çöl iklimini bir cümleyle özetleyin derlerse, günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir deriz çöl iklimi içinde. Bunları geçen ders öğrenmiştik. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün ılıman iklimleri öğreneceğiz. Kimler varmış ılıman iklimler içerisinde? Akdeniz iklimi varmış, ılıman okyanusal iklim, step iklimi ve sert karasal iklim varmış. Şimdi biz Akdeniz iklimiyle başlayacağız. Bence en önemli iklim. Şimdiye kadar en çok soru getirmiş iklim. Nasip olur da bir araya gelirsek yazılımızda direkt sormayı düşündüğüm iklim bu arkadaşlar. Akdeniz iklimi benim en önemsediğim iklim çünkü. Nerede görüyormuşuz biz bu Akdeniz iklimini? 30. ve 40. enlemler arasında. Parantez içinde yazdım arkadaşlar. 30. enlemler ve 40. enlemler Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Dünyada nerelerde Akdeniz iklimi var? Görüldüğü yerleri yazdım. Hemen notlarımızı almaya başlıyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görüyorum Akdeniz iklimini. Hangi ülkeler bunlar? Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya. Çoğaltılamaz mı örnekler? Birazcık Fas, birazcık Portekiz eklenebilir mi buraya? Evet, eklenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında Kaliforniya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi, Şili'nin orta kesimleri, Avustralya'nın güney ve güneybatı kıyıları, dünyada Akdeniz iklimi gördüğüm yerler. O zaman şu Akdeniz ikliminin sadece Akdeniz'in kıyısında olduğu bilgisinden, yanılgısından bir kurtulalım arkadaşlar. 30. ve 40. enlemler arasında olmam gerekiyormuş. Akdeniz'in kıyısında olmam gerekmiyormuş demek ki. Şimdi size boş bir harita verdim. Bu harita üzerinde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri işaretleyeceğiz birlikte. Arkadaşlar bence Kuzey Yarımküre'de ve Güney Yarımküre'de iki tane yer bilin. O iki yerden yola çıkarak da diğer Akdeniz iklimi görülen yerleri bulun. Önce biz Kuzey Yarımküre'den başlayalım. Kendi ülkemizi bir bulalım haritada. Türkiye burada. Biz Türkiye'nin güney kıyılarında Akdeniz iklimi görüldüğünü biliyor muyuz? Evet biliyoruz. O zaman bizden yola çıkın ve bu kıyı takip edin arkadaşlar. Bu kıyıda karşınıza çıkan herkes, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, tabi biraz Afrika'nın kuzey kıyıları da ilave edilebilir buraya. Fas gibi, Cezayir gibi kıyı kesimleri. Akdeniz iklimi görebileceğiniz yerler. Buradan düz devam ediyorum. Nereye geldim? Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarına, yani Kaliforniya'ya geldim mi? Evet, geldim.
İşte Kuzey Yarımküre'de bilmeniz gereken sadece bu kadar yer var Akdeniz ikliminde. Akdeniz'in kıyısındaki ülkeler, bize yakın ülkeler ve Kaliforniya. Güney Yarımküre'de ise arkadaşlar, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni bilelim. Burada var Akdeniz iklimi. Buradan sağa ve sola doğru düz birer çizgi çekerim. Sağa doğru nereye geldim? Avustralya'nın güneybatı kıyılarına, güney kıyılarına geldim. Sola doğru gittiğimde de nereye geldim? Şili'nin orta kesimlerine geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz işte şimdi dünyada Akdeniz iklimi nerelerde görülür? Karşımıza çıktı. Sizden de boş bir dünya haritası üzerinde böyle bir çalışma yapmanızı istiyorum. Şimdi geçiyorum Akdeniz ikliminin özelliklerine. Nasıl bir iklim dediklerinde, bence bir cümleyle özetleyin derlerse, bu bizim ilkokuldan beri duyduğumuz bir cümle. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır diyeceğiz. Sıcaklık ortalaması 15-20 derece, yıllık sıcaklık farkı 18 derece. Yağış tutarı 600 ile 1000 milimetre arasında ve kış yağışları da cephesel kökenli olarak gerçekleşiyor. Hatırlayalım mı cephesel yağışı? Neydi cephesel yağış? Biri sıcak. Diğeri soğuk olan. İki hava kütlesi birbiriyle karşılaşır. Sıcak hava, soğuk havanın üzerinde yükselir. Soğur, bulut oluşur, ardından da yağmur oluşur. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşan yağışa cephesel yağış diyorduk. Ve cephesel yağışı nerede görüyormuşuz? Akdeniz ikliminde, kış mevsiminde görüyormuşuz. Burada bitki örtüsü kızılçam ormanları ve kızılçam ormanlarının tahribiyle oluşan makilerdir. O kadar özdeşleşmiş iki iklim ve bitki örtüsü ilişkisi bu. Nerede Akdeniz iklimi duydum? Orada aklıma hemen maki gelecek. Arkadaşlar çıkmış sınav sorusudur. Makileri iyi bilmemiz lazım. 10. sınıfta daha ayrıntılı öğreneceğiz ama ben burada yine de bahsetmek istedim sorularda karşınıza çıkacağını düşünerek. Makiler nasıl bitkilerdir? Makiler kısa boyludur, kuraklığa dayanıklıdır. Yıl boyunca yeşil kalır, yapraklarını dökmez yani. Ve bunlar çalıdır. Ağaç formasyonu değildir, çalı grubudur. Zeytin, defne, mersin, kocaemiş, zakkum da bu türe ait örneklerdir. Bu çıkmış bir sınav sorusu. Bir grup öğrenci gittiği bölgede araştırma yaparken zeytin, defne, mersin, kocaemiş, zakkum gibi türlerle karşılaştı. Bu öğrencilerin gittiği yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuşlardı. Bu türlerin ismini duyunca aklımıza hemen Akdeniz iklimi gelecek. Kızılçamları tahrip ettim. Makiler oluştu. Makileri de tahrip ettim. Garikler oluştu arkadaşlar. Böyle bir üçlemesi var Akdeniz ikliminin, bitki örtüsünün. Burada bir Akdeniz iklimi grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Antalya'ya ait bir grafik. Grafikte en dikkat çekici nokta ne? Grafikte en dikkat çekici nokta Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yağışın yok denecek kadar azalması. İlk özellik olarak ne demiştik biz? Yazlar sıcak ve kurak. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Sıcaklıklar 28-30 derece bandında, yağışlarda yok denecek kadar azalmış. Kışlar ise ılık ve yağışlı demiştik. Evet arkadaşlar, Ocak ayındaki yağışı görüyorsunuz. Aralık ayındaki yağışı görüyorsunuz. Yağışlar kışın artmış ve sıcaklıklar da en düşük 10 derece civarında. Bu şu demek oluyor. Bu iklimde kar yağışı ve don olayı çok nadir görülebilir. Yani böyle bir grafiği yorumladığımızda kar yağışı ve don olayının olmadığını da söyleyebiliriz bu iklim için. Şimdi ılıman okyanusal iklimle devam ediyorum. Ilıman okyanusal iklim denildiğinde dünyada aklıma nereler gelsin? Dünyada aklıma bence en çok gelmesi gereken yer Avrupa'nın batı kıyıları. Özellikle İngiltere bu iklimle en özdeşleşmiş ülkedir. Ilıman okyanusal denilince hemen aklıma İngiltere gelmeli. Bunun dışında Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın batı kıyılarında görebilirsiniz. Genellikle demek ki Kuzey Yarımküre'de batı kıyılarda karşıma çıkıyormuş bu iklim. Bunun dışında Güney Yarımküre'de ise Avustralya'nın doğu kıyılarını, Yeni Zelanda'nın bulunduğu alanı örnek verebilirim. Türkiye'de de Karadeniz bölgesinde böyle bir iklim görüyoruz biz ama Türkiye iklimine sonra ayrıca geçeceğiz. Şu an dünyadaki yayılış alanından bahsetsek daha sağlıklı olur. Dünya haritası üzerinde ılıman okyanusal iklim denildiği zaman ben şu iki noktanın bilinmesini istiyorum. Çünkü en yoğun bunlar karşıma çıkıyor. Avrupa'nın batısı
İşte İngiltere var burada, Fransa'nın bir kısmı var, Hollanda var gibi Batı Avrupa ülkeleri. Bir de buraya böyle paralel bir çizgi çekerseniz Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın batı kıyılarında da bu iklimin var olduğunu söylemiştik. Burayı da işaretleyebiliriz. Bunun dışında Yeni Zelanda olur, Avustralya'nın doğu kıyıları olur. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ben en yoğun olarak şu noktayı ve şu noktayı bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim iklimin özelliklerine. Bu iklimde yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı geçiyor. Her mevsim yağış. 12 ay boyunca yağmur varmış. Arkadaşlar, dünyada 12 ay boyunca yağmur yağan sadece iki iklim var. Birini geçen ders öğrendiniz, ekvatoral iklim. Birini de şimdi öğreniyorsunuz, ılıman okyanusal iklim. Bu iki noktanın ortak özelliği nedir? Hadi basınç ve rüzgarlardaki bilgilerinizi bir yoklayın. Ekvator termik alçak basınçlı. 60. enlemler dinamik alçak basınç ve biz alçak basınç alanlarında yağışın olduğunu öğrenmiştik, değil mi? Her mevsim yağış alıyormuş ama en çok yağışı sonbaharda alıyormuş. Bu en çok yağışı ne zaman aldığı önemlidir iklimlerin. Çünkü en çok yağış aldığı döneme bakarak grafiklerde yorum yapıyorum. Sıcaklık ortalaması 15 dereceymiş. Yağış miktarımız yıllık 1500 milimetreymiş. Bu iklimin oluşmasında en çok batı rüzgarlarıyla okyanus akıntıları etkili oluyormuş. Öğrendiniz siz. En popüler olanını bir hatırlayalım tekrar. Gulf Stream sıcak su akıntısı vardı. Hatırlıyor musunuz? İngiltere kıyılarını çok etkiliyordu. İşte İngiltere kıyıları bu akıntının sayesinde de böyle ılıman bir iklime sahip oldu. Bu iklimde akarsu rejimleri de düzenliymiş. Çünkü yağışlar düzenli. Yağışlar düzenli olduğunda akarsularınız da sürekli birbirine yakın oranlarda su taşır. Düzenli bir rejime sahip olur. Devam ediyoruz özelliklerimize. Bu iklimde bulutluluk ve bağıl nem yüksek. Yani gökyüzü genellikle kapalı arkadaşlar. Sürekli yağmur yağdığına göre böyle olmak zorunda. Güneşli gün sayısı az. Çok fazla güneş gören ülkeler değiller bunlar. Nemli oldukları için de kimyasal çözünme etkili burada. Ve bitki örtüsü de karşımıza karışık yapraklı ormanlar olarak çıkıyor. Evet, bir grafik var yine karşımızda. Yorumlayalım bakalım. Sürekli yağış var. Evet, 12 ay boyunca da yağmur yağmış. Ama en çok grafik hangi ayda yağışların arttığını gösteriyor size? Bakın. Ekim ayını görüyorsunuz. Eylül ayını görüyorsunuz. Kasım ayını görüyorsunuz. Daha uzun çubuklar karşıma çıktı. En çok yağışını sonbaharda alıyordu çünkü. Bunun dışında ne öyle 30 derecelere varan sıcaklık ne de sıfıra kadar inen sıcaklık var. Dengeli yani. Ne aşırı ısınıyor ne de aşırı soğuyor. Adı üstünde ılıman bir iklime sahip burası. Şimdi step iklimiyle devam ediyorum arkadaşlar. Step iklimi bizim de içinde var olduğumuz alanın iklimi. İç Anadolu'da da yaşadığımız iklim. Nasıl bir iklimmiş bu? Orta kuşakta görülüyormuş. Denizden uzak karaların iç kesimlerinde görülüyormuş. Aynen Konya'yı tarif ediyoruz bakın. Denizden uzak karanın içinde kaldık. Çöl bölgelerinin etrafında dar bir şerit halinde karşınıza çıkabilir. Yani Orta Asya'da da görebilirsiniz bu iklimi. Ya da Avustralya'da çöllerin etrafında yakın çevresinde de görebilirsiniz. Sıcaklık ortalaması 15 derece, sıcaklık farkı da 15 derece ile 30 derece arasında değişiyormuş. Ben bu sayılara çok takmıyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bunlar çok ezbere bilinmesi gereken değerler değil bence. En yağışlı döneminin ilkbahar olduğunu bilmem gerekiyor ama. Bu en çok yağışlarını ne zaman aldıklarına takıyorum. En yağışlı dönem ilkbaharmış. İç Anadolu'da 42. yağmurları diye andığımız yağmurlar. Türkiye ikliminde detaylı olarak bahsedeceğiz. Yine burada konveksiyonel yağışlar varmış. Yani ısınan hava yükseldi, bulut geldi, yağmur geldi. Yıllık yağış tutarı 250 ile 500 milimetre civarı. Evet, bu düşük bir oran arkadaşlar. Zaten kurak bir iklimden bahsediyoruz burada. Kurak bir iklim, nem oranı düşük. Ne olmalı? Orada fiziksel çözünme etkili olmalı. Burada bitki örtümüz ilkbaharda yeşeren. Çünkü ilkbaharda yağış alıyordum. Yazında kuruyan otlar, bozkırlar yani. Bozkırın türlerine de örnekler verdim. Geven, deve dikeni, çoban yastığı, üzerli kutu bunlar Bozkır'a ait türler arasında sayılabilir.
Tekrar söylüyorum, bitki türlerini 10. sınıfta öğreneceğiz aslında. Şimdi sadece test kitaplarında karşınıza çıkabilir diye bu isimleri bir duyun istiyorum. Yine burada bir grafiğimiz var. Grafikte neler dikkatimi çekiyor? Grafikte ilkbahar yağışları hemen dikkatimi çekti. En çok Mayıs ayında yağmur yağmış, Nisan ayında yağmur yağmış buraya. İlkbahar yağışlı geçmiş yani. Sıcaklığına da bakıyorum. Şurada bizim bir sıfır derecemiz var. Evet, sıcaklıklar sıfırın altına inmiş yaklaşık 3 ay boyunca. Dolayısıyla bu iklim için kar yağışı olağandır arkadaşlar. Sıcaklıklar sıfırın altına indiğine göre kar yağışı görebileceğimiz bir iklimdir. Bu iklim diyeceğiz. Yani step iklimi denildiğinde hemen kendi şehrimizi düşünelim arkadaşlar. Soru kaçırmayız bu şekilde. Sert karasal iklime geçiyorum. Orta kuşak karalarının yüksek enlemlerinde ve dağlık alanlarda görebilirmişiz. Bence en çok bilinmesi gereken yer dünyada sert karasal iklim denilince Sibirya ve Kanada'dır arkadaşlar. Mutlaka bu ikisini bilelim. Türkiye'de de Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde böyle bir iklimden bahsedebiliriz, sert karasal iklimden. Nasıl bir iklimmiş? Bakalım özelliklerini. En önemli özelliğinin altını çiziyorum hemen. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim. Çöller için ne demiştim ben? Hadi bir hatırlayalım. Çöller için de günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklim demiştim. Burada kış mevsimi uzun, sert, soğuk. Yaz mevsimi ise daha kısa ve serin geçiyor. En fazla yağış önemsiyorum. Yaz aylarında düşer. Yazın yağış alıyormuş burası. 500-600 milimetre civarında. En kurak dönemi de kışmış. Ve yine yağışlar konveksiyonel diyor arkadaşlar. Yükselim yağışı. Bu konveksiyonel yağış karşıma ne kadar çok çıkıyor? Önemli demek ki, bunu bilmem lazım. Bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlar. Sorularda buna tayga ormanı, boreal ormanı diyecekler arkadaşlar. Tayga ormanlarının da en özdeşleştiği yer dünyada Sibirya'dır. Bu iğne yapraklı ormanlar yıl boyunca yeşil kalırlar ve soğuğa dayanıklıdırlar. Ayrıca burada yaz yağışlarıyla yeşeren çayırlar görebilirsiniz. Bu çayırlar sayesinde de bu alanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapılabilen alanlardır. Burada da aklınıza Türkiye'de Erzurum, Kars gelebilir. Hemen. Grafik var karşımızda. Rusya'ya ait bir grafik. Ne görüyorum grafikte? Evet, yaz yağışı görüyorum. Ağustos'ta artan bir yağış miktarı çıktı karşıma. Kışın kurak demiştim. Evet, Ocak'ta düşmüş yağış, Aralık'ta düşmüş. Yazın yağışlı, kışın kurak. İşte grafikleri yorumlamak için bu en yağışlı dönemleri mutlaka bilmek gerekiyor arkadaşlar. Sıcaklığına baktığımda ne görüyorum? Sıcaklığına baktığımda da hemen sıfır derecemizi bir bulalım. Neredeyse 5 ay kadar sıcaklık sıfırın altında kalmış burada. Uzun, soğuk, sert kışları bu şekilde görebilirsiniz ve yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda en yağışlı dönem, en kurak dönem bilinecek. Dünya haritası üzerindeki dağılış bilinecek ve bu grafikler bu şekilde yorumlanacak arkadaşlar. Grafik yorumlamak bu konuda oldukça önemli. Bu konuda ılıman iklimler konusunda size anlatacağım başka bir şey yok. Dört iklimi öğrendik bugün. Bu dört iklimi yine defterimize not ediyoruz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bu konunun testlerine bakmaya başlayabilirsiniz. Kolay gelsin herkese, iyi günler. Arkadaşlar merhaba. İklim konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimleri bitirdik biz bu süreçte? Sıcak iklimleri bitirdik, ılıman iklimleri bitirdik. Son iki iklimimiz kaldı soğuk iklimlerde. Bugün de tundra ve kutup ikliminden bahsedeceğiz. Sonra bu konuyla alakalı size biraz soru çözümü yapacağım bugün. Sıcak iklimleri geçen videomuzda şöyle birer cümleyle özetlemiştik. Bugün de ılıman iklimleri birer cümleyle özetleyelim. Akdeniz iklimi derlerse bize kısaca ne diyelim onun hakkında? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı diyelim. Bir cümleyle böyle özetleyelim Akdeniz iklimini. Ilıman okyanusal iklim derlerse ne diyelim? Yıl boyu yağışlı geçiyor, yazlar serin geçiyor, kışlar da ılık. Yani sıcak ve soğuk gibi kavramları kullanmayalım. Burada havanın ılıman olduğunu vurgulayalım. Step iklim dediklerinde ne diyelim? Hemen ülkemizden İç Anadolu bölgesi aklımıza gelsin. En fazla yağışını ilkbaharda alıyor. Yazlar kurak geçiyor, kışlar soğuk geçiyor diyelim. Sert karasal iklim denildiğinde Türkiye'de gözümüzün önüne Erzurum, Kars'ı getirelim. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim diyelim sert karasal iklim içinde. Bunları böyle birer cümleyle özetlemiş olalım.
Şimdi soğuk iklimlerden tundra iklimiyle kaldığımız yerden devam edelim. Tundra iklimi ya da diğer adıyla kutup altı iklimi. Yani kutupların hemen bir tık altında görüyormuşum ben bu iklimi. Nasıl bir iklim derlerse diyeceğim ki bu iklimde yaklaşık 10 ay sıcaklık 0 derecenin altında. Ciddi soğuk yani. En yağışlı mevsim ne zaman derlerse en yağışlı mevsimi yaz mevsimi diyeceğiz. Buradaki yağışlar içinde yine konveksiyonel kökenli yükselim yağışları var diyeceğiz. Yıllık yağış tutarı burada 250 milimetre civarında. Bitki örtüsü de tundra. Arkadaşlar burada her şey tundra adıyla anılacak. Tundra iklimi, tundra bitki örtüsü. Ne demek tundra bitki örtüsü? Ağacın yetişmediği bir ortam burası. Burada yosun ve likenler var. Yani ot formasyonu diyebileceğimiz, ağacın yetişmediği bir alandan bahsediyoruz. Burada toprak türümüz de tundra adıyla anılıyor. Nasıl topraklardır tunduralar? Donmuş topraklardır. Çünkü 10 ay boyunca sıcaklık sıfırın altında. Dolayısıyla toprak don halde burada. Ben tundra iklimini nerelerde görebilirim? Ülkemizde olan bir iklim değil. Dünyada Kanada'da ve Rusya'nın kuzeyinde, Grönland'ın güneyinde görebilirim bu iklimi. Burada bir notumuz var. Notumuz ne diyor bize? Güney Yarımküre'de bu iklimi denizler geniş yer tuttuğu için çok fazla göremezsiniz diyor. Güney Yarımküre'de tundra iklimini görebileceğiniz alanda sularla kaplı bir alan karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre'deki gibi bir yayılış alanı yok bu iklimin Güney Yarımküre'de. O zaman dünya haritası üzerinde şöyle bir tundra ikliminin görüldüğü yerlere bakalım. Kuzey Amerika kıtasının kuzeyinde görüyorum. Alaska'da ve Kanada'nın kuzeyinde görüyorum. Grönland'ın güneyinde görüyorum. Ve Asya kıtasının Avrupa'nın da kuzeyinde sınıra çok yakın, çizgilere çok yakın arkadaşlar. 70. 80. enlemlere yakın alanlar diyebiliriz buralara. Tundra ikliminin dünyadaki dağılışı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de sıcaklık ve yağış grafiğine bakalım. Bu konuda grafikler çok önemli demiştim. Bu grafik size az önce anlattığım özellikleri özetleyecek. Sıfır dereceyi bir bulalım arkadaşlar. Gördük mü sıfır dereceyi? Buradan bir çizgi çekelim. Ne görüyoruz? Yaklaşık 10 ay sıcaklık sıfırın altında. Sadece birkaç ay bakın sıcaklık sıfırın üstüne çıkabilmiş. En çok yağışı ne zaman almış? Haziran ve Temmuz aylarında almış. Zaten iklim özelliklerinde ne demiştik biz? Yaklaşık 10 ay sıcaklık sıfırın altında demiştik. En çok yağışını yaz aylarında alıyor demiştik. Bunları da şu anda burada grafikte net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Tundra iklimiyle ilgili başka eklemek istediğim bir şey yok. Kutup iklimiyle devam ediyorum. Burada bütün yıl sıcaklık sıfırın altında. Tundra'da 10 aydı. Burada tüm yıl sıcaklık sıfırın altında kaldı. Mutlak nem az. Bunu öğrenmiştik. Ekvatordan kutuba doğru mutlak nem azalır demiştik. Mutlak nemin az olduğu bir yer. Buharlaşma şiddeti düşük çünkü burada sıcaklık çok düşük. Ve bitki örtüsü de yok arkadaşlar. Her yer buz örtüsüyle kaplı biliyorsunuz. Şimdi ben bir çalışma yapalım istiyorum. Burada dünya haritası üzerinde bazı alanları işaretledim size. Bu işaretli alanları hep birlikte burası neresidir, burada hangi iklim tipi vardır? İklim konusunu bitirdik çünkü arkadaşlar. Böyle bir tekrar yapalım dünya haritası üzerinde. Sonra da ben sizlerle soru çözeceğim. Evet, şuradan başlayalım. Güney Amerika kıtasından başlayalım. Nereyi görüyorum? Gördüğüm yer neresi? Siz de boş bir dünya haritası alın. Üzerine benim bu işaretlediğim yerleri işaretleyin arkadaşlar. Ve bu yazdıklarımı siz de yazın. Dünya haritasını çok iyi öğrenmem gerekiyor. Görmüş olduğum yer Amazon Havzası. Brezilya diyebiliriz değil mi buraya? Nasıl bir iklim var dediklerinde ne diyeceğiz? Burada ekvatoral iklim var diyeceğiz. Ne demek ekvatoral iklim? Yıl boyu sıcak ve yağışlı demek. Bu gördüğüm alan 12 ay boyunca yağmur yağabilen, sıcaklıkların hep 25 derece üzerinde seyrettiği bir alan. Kısa ve öz budur buranın iklimi için. Evet, şuradan devam edelim. Nereyi görüyorum arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarında bir alan görüyorum. Arkadaşlar bu alan ve bu alan birbirine yaklaşık olarak paralel mi? Hani ben size demiştim, Türkiye'nin güneyinden Avrupa'nın güneyinden düz devam edin. Karşınıza Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında Kaliforniya gelecek demiştim. Hatırlıyor musunuz? O zaman bu iki alanın iklimini birlikte anlatalım. Burada Avrupa'nın güneyi yaklaşık olarak İtalya'yı görüyorsunuz.
Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında Kaliforniya'yı görüyorsunuz. Ortasına yazalım öyleyse. Burada Akdeniz iklimi var. Hemen özetleyelim Akdeniz iklimini. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer diyelim. Cephesel kökenli yağışlar vardır diyelim. Akdeniz iklimini 30 ve 40 derece enlemleri arasında görebiliriz diyelim. Kısaca bir özetleyelim. Şu alanda devam edelim arkadaşlar. Alaska, Kanada Alaska sınırı. Kutuplara oldukça yakın bir alan. Az önce anlattım. Hangi iklim var burada diyeceğiz? Tundra iklimi var diyeceğiz. Yaklaşık 10 ay sıcaklık sıfırın altındadır diyeceğiz bu alan için. Nereyle devam edelim? Avrupa'nın batısıyla devam edelim. İngiltere'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Batı Avrupa'yı görüyorsunuz. İngiltere denilince aklıma ne gelecekti? İngiltere denilince aklıma ılıman okyanusal iklim gelecekti. Yıl boyunca yağışlı. Yazlar serin geçiyor, kışlar ılık geçiyor. Ne aşırı ısınıyor ne de aşırı soğuyor. Gökyüzü genellikle bulutlu ve kapalı diye özetleyelim buranın iklimini. Afrika'nın kuzeyiyle devam edelim. Nereyi görüyoruz? Sahra'yı görüyoruz arkadaşlar. Kuzey Afrika'yı görüyoruz. İklimimiz çöl iklimi. Başka haritada çöl iklimi işaretlemiş miyim? Evet, bir tane daha işaretlemişim. Avustralya'nın ortası çöldü değil mi arkadaşlar? O zaman şu iki hattı birbiriyle birleştirelim. Çöl iklimi görüyoruz burada. Nasıl bir iklimdir dediklerinde ne diyeceğiz? Günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir diyeceğiz. Gündüzleri çok sıcak, geceleri çok soğuk. Bu durumun sebebi ne? Bu durumun sebebi nem oranının düşük olması diye özetleyeceğiz. Nereyi görüyorsunuz arkadaşlar? Güney Afrika Cumhuriyeti'ni görüyorsunuz. Burada hangi iklim vardı? Burada Akdeniz iklimi vardı. Öğrenmiştik. Şimdi bir kez daha tekrar ettik. Devam ediyorum. Nereyi görüyoruz arkadaşlar? Hindistan'ı görüyoruz. Hangi iklim vardı Hindistan'da? Muson iklimi vardı. Muson nasıl bir iklimdi? Yazları yağışlı, kışları kurak geçen bir iklimdi. Yaz aylarında çok şiddetli, çok kuvvetli yağmur yağıyordu. Buradaki yağışlar orografik kökenliydi. Bunları öğrenmiştik Muson iklimiyle alakalı. Son olarak arkadaşlar, Rusya'da, Kuzeydoğu'da Sibirya'yı görüyorsunuz. Nasıl bir iklimde? Sert, karasal bir iklim vardı Sibirya'da. Yani arkadaşlar, yıllık sıcaklık farkı çok fazlaydı. Yazın sıcak, kışın soğuk bir iklim demiştik. Yıl içerisinde 55-60 dereceye varan sıcaklık farkları yaşıyordu bu alan. Bitki örtüsü içinde iğne yapraklı ormanlar olduğundan, tayga ormanları olduğundan söz etmiştik. Dünya haritası üzerinde bir tekrar yaptık. Evet arkadaşlar, ben de sizden, şimdi temizliyorum tahtayı, bu tekrar yapmanızı istiyorum. Boş bir dünya haritasını bu şekilde doldurup, işaretleyip özellikleri not almanızı istiyorum. İklim tiplerini bitirdik demiştim. Şimdi bu konuyla alakalı biraz tekrara ve soru çözümüne devam edeceğiz. Grafik yorumlayalım biraz da. Burada görmüş olduğum grafik hangi iklime ait? Haydi bir inceleyelim bakalım bu grafiğimizi. Önce sıcaklıkla başlayayım. Burası sıcaklığın en düşük 10 dereceye kadar indiği, yani havanın çok soğumadığı, kar yağışının olmadığı bir alan. Yaz aylarında sıcaklık 28 dereceye, 30 dereceye kadar ulaşabilmiş. Yani yazlar oldukça sıcak geçiyor ama kışlar çok soğuk geçmiyor burada. Yaz aylarında ciddi bir kuraklık var. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yağışlar yok denecek kadar az. Ama kışın yağışlı. Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta kuvvetli yağışlar almış. Hemen özetliyorum. Yazlar sıcak geçti, kurak geçti. Kışlar ılık geçti, çok soğumadı ve yağmur yağdı. Arkadaşlar bu şartları bize neresi sağlıyor? Bu şartları bize Akdeniz iklimi sağlıyor. O zaman böyle bir grafik gördüğümde Akdeniz iklimi var diyeceğim. Diğer grafiğimize bakalım. Yine sıcaklıkla başlayalım. Eksi 10'ları görüyorum arkadaşlar sıcaklıkta. Siz de görüyor musunuz? Soğuk burası. Hatta 0 dereceden itibaren bir çizgi çekecek olursak yaklaşık 5-6 ay sıcaklık sıfırın altında kalmış. Soğumuş burası bayağı. Yazında 20 dereceye ulaşmış sıcaklıklar. En çok yağışı ne zaman almış? En çok yağışını
Temmuz'da, Ağustos'ta almış arkadaşlar. Yaz dönemi de yağışlı geçmiş. Yazın yağış alan, sıcaklığın 5-6 ay boyunca sıfırın altında kaldığı, havanın ciddi anlamda soğuduğu bu iklim hangi iklimdi arkadaşlar? Bu iklim sert, karasal iklimdi. Yani Türkiye'de Erzurum, Kars gibi, dünyada Kanada gibi, Rusya gibi alanlar karşımıza çıkacaktı bu grafikte. Devam ediyorum grafik yorumlamaya. Yukarıda gördüğümüz grafiğe bir bakalım. Çok tipik bir grafik. Sorularda çok göreceğim bir grafik. Yine sıcaklıkla başlayalım arkadaşlar. Nasıl bir sıcaklık görüyorsunuz? Ben hiç 20 derecenin altına inmiş bir sıcaklık görmüyorum. Sıcaklık hep 20'nin üzerinde seyrediyor. Ve 12 ay boyunca da yağmur yağmış. Özellikle Mart, Nisan, Eylül, Ekim yağışların en çok olduğu dönem. Ekinokslarda yağış artar demiştim arkadaşlar. Nerede? Ekvatorda. Burası ekvatoral iklim. Yıl boyu sıcak, yıl boyu yağışlı. Evet. Diğer grafiğimizi inceliyoruz şimdi. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? Yine sıcaklıkla başlayalım. Sıcaklıklar 10 derecenin altına inmemiş ama 20'nin altına inmiş. Böyle 10 derece, 20 derece arasında seyreden bir sıcaklık var. En çok yağışını da yaz aylarında almış. En çok yağışını yaz aylarında alan hangi iklimleri biliyoruz? Savan iklimi biliyoruz, muson iklimi biliyoruz, sert karasal iklim biliyoruz, tundra iklimi biliyoruz. Şimdi burada savanla muson arasında kalabiliriz. Yazları yağış alıyor. Belirgin bir yaz yağışı var. Buna savan mı diyeceğim, muson mu diyeceğim? Nasıl ayırt ediyorduk arkadaşlar? Sıcaklığa bakıyorduk. Savan ikliminde sıcaklıklar 20'nin altına inmiyordu. Ama burada 20'nin altına inmiş sıcaklıklar 10 derece ve 20 derece arasında seyretmiş. Öyleyse bunun muson iklimi olduğuna karar veriyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sıcaklıklar eğer 20'nin altına hiç inmeseydi ve yazlar yağışlı olsaydı yine böyle, o durumda savan iklimlerdik. Yağışlar yazın sıcaklık 20'nin altına indi. O zaman muson olduğu kararına vardık. Haydi biraz soru çözelim iklim tipleriyle alakalı. Sıcaklık yıl içinde 0 derece ile 20 derece arasında değişiyor. Yıllık yağış miktarı 350-400 milimetre arasında. Böyle bir iklimde nasıl bir bitki örtüsüyle karşılaşırız demiş. Maki olmaz. Neden olmaz? Maki Akdeniz'dedir. Değil mi arkadaşlar? Maki Akdeniz'dedir ve Akdeniz'de sıcaklıklar 0'a kadar inmez. Maki'yi eledim. Savan olmaz. Savan tropikal, subtropikal, yarı tropikal bir iklim. Orada sıcaklıklar 20 derecenin altına asla inmez. Eledim. Tundra iklimi olabilir mi? Olmaz. Çünkü tundrada sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıktığını görmeyiz. En fazla 10 dereceye kadar çıkabiliyor sıcaklıklar. Eledim. Tayga olmaz. İğne yapraklı orman olmaz. Çünkü yağış miktarı biraz düşük. Ayrıca taygada sıcaklıklar sıfırın altına da iner. 20'nin üstüne de çıkar. Yıllık sıcaklık farkı fazlaydı sert karasal ikliminde. Buna step iklimi diyeceğiz arkadaşlar. İç Anadolu diyeceğiz. Bozkırların olabileceği bir alan diyeceğiz. Bu özellikleri bize step iklimi sağlar. Devam ediyorum. Yer Anadolu'sundan başlıyorum. Japonya'nın kuzeyine kadar gidiyorum. Güneydoğu Asya'nın kıyısında görüyorum. Bence en güzel kopyayı size şurada verdi. Güneydoğu Asya dedi. Güneydoğu Asya denilince benim aklıma ne gelecekti? Muson iklimi gelecekti. O zaman bu son iklimine göre soruyu cevaplayalım. Yaz mevsimi bol yağışlı. Doğru. Bitki örtüsü orman. Evet, muson ormanları var. Doğru. Pirinç ve çay üretirler muson ikliminde daha çok. Doğru. Yıllık sıcaklık farkı 15 derecenin üzerindedir. Yanlış. Musonda bu kadar büyük sıcaklık farkı görmeyeceğiz. Yıllık ortalama yağış miktarı 2000 mm civarındadır. Bunu da doğru kabul edebiliriz arkadaşlar. Yağışlı bir bölge çünkü. Muson bölgesi. Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyılarının iklimine uyum sağlamış bir tarım ürünü aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilemez? Yani nerede Akdeniz iklimi görülmez diye soruyor arkadaşlar bize. Öğrendik biz dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri. İtalya'da Akdeniz iklimi var. Şili'nin ortasında var. Avustralya'nın güney kıyılarında var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de var. Ama İsviçre Akdeniz iklimi görülen bir alan değildi. Evet, her mevsim yağış oluyormuş. Bitki örtüsü ormanlarmış. Yıllık sıcaklık farkı 10 derece civarındaymış. Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülüyormuş. Bana en güzel kopyayı nerede verdi bu soru? Bana en güzel kopyayı
orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülür diye eklendi. Bu batı kıyıları gördüğümde aklıma Batı Avrupa gelecekti, mesela İngiltere. Ve buradaki iklim neydi? Buradaki iklim ılıman okyanusal iklimdi arkadaşlar. Bunu öğrenmiştik, değil mi? Savan iklimi, muson iklimi ve karasal iklim. Bu üç iklimin ortak özelliği nedir demiş. Yağış miktarının az olması, sıcaklık ortalamalarının yüksek olması. İki şıkkı bir değerlendirelim mi? Yağış miktarı az, musonlar için söylenebilecek bir özellik değil. O zaman A'yı eledim. Sıcaklık ortalamaları yüksek, karasal iklim için söylenebilecek bir özellik değil. Yaz mevsimindeki yağışlarının fazla olması. Evet arkadaşlar, bu üç iklimde en çok yağışını yaz aylarında alıyoruz. Savan iklimi, muson iklimi, sert karasal iklim. Buraya dördüncü bir iklim olarak tundra iklimini ekleyebilirdik. En çok yağışını yazın alan dört tane iklimimiz var. Grafiği inceleyin ve buranın bitki örtüsünü yorumlayın demiş. Grafik incelemeyi öğrendik. Ne görüyorsunuz arkadaşlar grafikte? Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde ciddi bir kuraklık, kış yağışları, en düşük sıcaklıkların 10 derece civarında seyrettiği, yani havanın çok soğumadığı, yazında 25-30 derece bandında sıcaklıklar görüyorsunuz. Yani Akdeniz iklimi görüyorsunuz arkadaşlar. Öyleyse bitki örtüsü nedir Akdeniz'de? Makidir. Bunu öğrenmiştik. Cevabımız yalnız 2. Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangilerinde belirgin kurak dönem yaz aylarına rastlar? Yani yazın kurak olan bir iklim soruyor bize. Akdeniz ikliminde yazlar kurak arkadaşlar, değil mi? Şıklarda bir mutlaka olmalı. Birin olmadığı şıkları eleyelim. İkiye bakalım. Step iklimi bizim İç Anadolu. Evet, ilkbaharda yağış alıyordu. Yazın kuraktı. İkiyi de alalım öyleyse. Üç, muson iklimi. Muson iklimi yazları çok yağışlıydı. Üçü alamam. Dolayısıyla C seçeneğini de eledim. Ve cevabımız A olarak karşımıza çıktı. Nem oranı fazla, tarımda sulama sorunu yok, insanların ısınma sorunu yok ve evlerini ahşaptan yapıyorlar. İnsanların ısınma sorunu yok, hep sıcak, sulama sorunu da yok, hep yağışlı. Kimden bahsediyor? Ekvatoral ikliminden bahsediyor. O zaman ekvatoral iklim için hangisini söyleyemezsiniz arkadaşlar? Bitki örtüsü gür, sürekli yeşil söylerim. Yağış miktarı fazla, söyleyebilirim. Kimyasal çözülme var, söyleyebilirim. Gece gündüz sıcaklık farkı az çünkü burası nemli. Bunu da söyleyebilirim. Ama akarsu debilerinde değişiklik fazla diyemem. Yani akım seviyesinde bir değişiklik çok fazla gözlemezsiniz. Burada sürekli yağmur yağdığı için akarsularda hep birbirine yakın oranlarda su taşır. Debisi, yani akım grafiği çok büyük inişler çıkışlar göstermez arkadaşlar. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin etkili olduğu yerlerde sıcaklığın arttığı dönemlerde yağışlar artmaz. Sıcaklık artacak ama yağış artmayacak. Musonlar yaz yağışı alır. Savan iklimi de yaz yağışı alır. Ekvatoral ikliminde ekinokslarda, yani güneşin dik geldiği dönemde yağışı artıyor. Sert karasal ikliminde yazın yağış alıyor. Sıcaklık artıyor, yağış artıyor. Ama Akdeniz ikliminde yağışlar kışın artıyor demiştik. Yukarıda genel özellikleri verilen iklim bölgelerinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmesi beklenmez? Günlük sıcaklık farkı çok fazla, bağın nem çok az, bitki örtüsü çok fakir, kaktüsler var. Yani çöl ikliminden bahsediyor. Arkadaşlar, Meksika'da, Avustralya'da, Libya'da ve Arjantin'de çöl var ama Almanya'da çöl yok. O zaman şunu notu alalım. Avrupa kıtası çöl olmayan tek kıta. Avrupa kıtası dışındaki tüm kıtalarda çöl alanı var ama Avrupa'da çöl yok arkadaşlar. Çöl iklimi yok. Evet, benim bu konuyla alakalı size anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yeterince soru çözdüğümüzü düşünüyorum. Sizden de bu konuyla alakalı bol bol soru çözmenizi istiyorum. İklim önemli bir konu. Kolaylıklar diliyorum herkese.